tüm dünya televizyonlarında klasik haline gelen, ülkemizde de severek izlenen bilgi yarışması Büyük Risk'e hoş geldiniz. Ve karşınızda Serhat Kılıç. Show TV ekranlarından yayınlanan dünya televizyonlarının vazgeçilmez klasiği Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun Rizikosu'ndan beri devam eden, sonunda bana kısmet olan Büyük Risk'e hepiniz hoş geldiniz efendim. Yine birbirinden kıymetli, birbirinden güzel, birbirinden yakışıklı 3 risk almaya hazır yarışmacım. Stüdyoda çok tatlı seyircilerim var. Risk alanı severiz. Aldığı riskten ötürü bol riskler, bol kazançlar. Önce yarışmacılarımızı tanıyalım. Nurgül Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Kartal, İstanbul. Kartal, İstanbul. Ne işle uğraşıyorsunuz? Sürücü kursum var benim. Kursunuz var? Evet. Kurs sizin yani? Evet. Bu sürücü kursları açıldığından beri kötü şoförler çıkıyor diyorlar. Acaba... Açıldığından beri. Evet. Doğru. İlk açılan sizin kursunuz muydu? Hayır. Sizin suçunuz değil. Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? İki tane kızım buradalar var. Buradalar mı? Hayır. Değiller. Kazanılacak parayı beklemek üzere ekran başında bekliyorlar. Değil. Arkadaşlarım da bekliyor. Hep beraber çarçur edeceğiz. Hep beraber çarçur edeceksiniz. Peki, evet. Bol şanslar, bol kazançlar ederim. Kızların kısmeti için. Teşekkür Furkan ederim. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. İstanbul'dan geliyorum, Ortaköy'den. Aşçıyım. Güzel bir restoranda, şık bir restoranda aşçılık yapıyorum. Salata barına bakıyorum. En iyi yaptığın yemek? En iyi yaptığım yemek patlıcan yemeklerini güzel yaparım. Musakka, karnıyarık, ondan sonra oturtması olsun. Yani fırın yemekleri, kızartmaları, yoğurtlu kızartması olsun gene. Risk evet. Alıp paraları oturtması adına diyelim. Bol şanslar, bol kazançlar. Hoş geldin. Neslihan sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Neslihan Şen. İzmirliyim ben de. İstanbul'da yaşıyorum şu anda. Radyo televizyon bölümünü bitirdim, okudum. Şimdi işte iş bakıyoruz. Öyle. Kendisi işsiz, para kazanmaya gelmiş. Bol riskler, bol kazançlar, bol şanslar. Büyük Risk başlasın lütfen. Para tablomuz gelsin lütfen Bayramoğlu. Güzel paralar. Bu paraları kazanmak için hangi başlıkları açtıracağız acaba Bayramoğlu? Başı sonu ne? Analı babalı şarkılar. Deyimlerde kıl var. Kategori Mardin'de. Türk evi. Var mı sevdiğiniz özel bir kategori? Söylemeyin, teşekkürler. Bol şanslar, evet. Bol kazançlar. Nurgül Hanım'la başlayacağız. Analı babalı şarkılar 200 liralık. 200 liralık cevap lütfen. Evet. Hacı baba bana da al bir araba. Herkesin var bir babası. Benimkisi Şam babası. Görgüsüzler filminde bu şarkıyı seslendiren başarılı oyuncumuzdur. Başarılı. Başarılı, dikkat et. Furkan. Gupse Özay. Gupse Özay yanlış. Başarılı bir oyuncu değil kendisi. Yarışmacılar da başarısız. Bakalım başarılı oyuncumuz kimmiş? Perran Kutman olacaktı. Gupse'ye de kurban olurum. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Nurgül'e devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Deyimlerde kıl var. 200 liralık cevap. Huysuz olmak, kendisine hiç söz söyletmemek anlamındaki deyimdir. Neslihan? Burnundan kıl aldırmamak nedir? Burnundan kıl aldırmamak doğru. Neslihan devam eder. Hangi başlık kaç para? Başı sonu ne kategorisi? 300 liralık cevap. Tütün yapraklarından çıkarılan çok zehirli alkaloiddir. Nikotin nedir? Nurgül? Nikotin nedir? Nikotin nedir? Sen bastın ama kimin ben bastığını kim ekran. Biliyor? Ben biliyorum. Ayrıca şunu dikkate alalım lütfen. Evet. Soru bitene kadar bassanız bile işlemez. Nurgül'le devam ederiz. Hangi başlık kaç para? Çok merak ettim. Kaymaca 300 liralık cevap. Çok merak etmiş. Kaysın lütfen. Baskı işlerinde kullanılan parlak, düzgün, pürüzsüz, kaygan kağıttır. Nurgül? Jelatin. Jelatin. Karbon kağıdı. Furkan? Karbon kağıdı. Bas Furkan. Kuşe kağıt olacaktı. Doğru cevap. Nurgül'le devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Başı sonu ne? 400 liralık cevap.
taşlamalarıyla ünlü Tevfik Soy adlı şairdir. Candır. Bir enstrüman çalar. Enstrümanın üstadı olduğu için ilk adı zaten çok kolaydır. Neyzen Tevfik'tir. Doğru cevap. Nurgül'le devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Türkevi 300 liralık cevap. Buyursunlar. Türkiye'ye göre Dürriye'de kalaylısı da olan, parlaklığı ve temizliği sahibinin titizlik derecesini gösteren yandan kulplu su kabıdır. Furkan. Maşraba. Neslihan. Güğüm nedir? Güğüm yani. Yani Dürriye'nin güğümleri değil yani. Güğüm yani bu Furkan ne diyor? Cevap vermeden önce butonları kullanalım. O butonlar aynen. Çok işe yarıyor. Evet. Sandım, ilk herkes butonuyla tanıştıysa Neslihan devam eder. Hangi başlık kaç para? Başı sonu ne? 200. Başına top. Sonuna taktı gelsin lütfen. Yol ve belirlenen yeri bulma işidir. Araçlarda adres bulmak için kullanılan aletin de ortak adıdır. Furkan. Navigasyon. Navigasyon doğru. Furkan devam eder. 300 lira borcun kaldı. Öde bitsin. Kategori Mardin'de. 300 liralık. Mardin'e gidiyoruz. Paçalı, Öntepe, Sabuni gibi cinsi özellikleri olan ülkemizde Mardin civarında yoğun olarak beslenen kuş türüdür. Nurgül. Güvercin. Güvercin doğru. Nurgül devam edecek. Hangi başlık kaç para? Deyimlerde kıl var. 100. Bir olay karşısında ilgisiz kalmak, en küçük bir tepki bile göstermemek anlamında kullanılan deyimdir. Nurgül. Suratsız. Mimiksiz. Yanlış. Risk alan. Doğru cevap kılını kıpırdatmamak olacaktı. Furkan sen kazanamazsan kim kazansın? Ben kazanamazsam Neslihan Hanım kazansın. Neden? Üniversitesini yeni bitirmiş, iş arıyor, işsiz şu anda, paraya ihtiyaç daha çok. İlk kez yanındaki yarışmacıyı tutan saf bir yarışmacıyla karşı karşıyayız. Bol şanslar, bol kazanlar. Nurgül. Yanımdaki arkadaşım da, hayır. Yanımdaki arkadaşım iş sahibi, sürücü kursu sahibi ve işveren kendisi. Şimdi evet. Arkadaşım da daha üniversitesi. İnşallah Furkan ve Neslihan Nurgül'ün kursunda işe girerler diyelim. Nurgül'le devam ediyoruz. Ay çok kıl oldum. Deyimlerde kıl var. 300 lira. Kıl gelsin lütfen. Titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemek. Önemli üstünde durmak anlamına gelen deyimdir. İçinde kıl var. Unutmayın. İçinde kıl var. Kılı kırk yarmak. Deyimi çok da meşhur bir deyimdir. Furkan'ın borcu var. Neslihan'ın 500, Nurgül'ün 200 lirası var. Nurgül para kazan. Türkevi 200 liralık cevap lütfen. Ortaya karma karışık bir soru. Sadece Nurgül'e özel. Sadece Nurgül yarışacak. Hadi ben sorayım bu karma karışık soruyu. Kolay bir şey olsun. Lütfen. Kursa katkıda bulunalım. Evet. Özellikle çok titiz, toza tahammülü olmayan ev hanımlarının vazgeçilmez eşyası olan manuel süpürgedir. Nurgül. Gırgır. Gırgır cevabı ona bir gırgır kazandırıyor. Ay çok teşekkür ederim. Bu yoktu. Gırgır ihtiyacımdı. Gırgırlar. 400 lirası var. Biraz paralanalım. Biraz şu yüzlükleri bir temizleyelim artık. Kategori Mardin'de 100 liralık cevabı görmek istiyorum. Mardin'de meşhur büyük ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağına ciğer, kıyma, pirinç veya bulgur doldurularak yapılan yemektir. Mumbar. Nurgül? Mumbar. Öyle bir şey. Ne? Mumbar. Mumbar mı? Zorlanıyorum. Mumbar. Öyle bir şey. Doğrusu bumbardı ama M için harcamıyoruz. Ben doğru cevap kabul ediyoruz. Nurgül'de kaldı. Hangi başlık kaç para? Mardin kategorisinde küçükleri bitiriyoruz. 200 liralık cevabı görelim. Çıkamadık Mardin'den, buyursunlar lütfen. Mardin yöresinde yaygın tel durumundaki gümüş ya da altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan sanattır. Zamanın durduğu an. Telkari olacaktı. Geldi zaman bitti. Ama işte zaman geçse, az zaman geçse. Nurgül hangi başlık kaç para? Korka korka. Kaymaca 100. Korka korka kayıyoruz.
sörfe benzeyen tek uzun bir tahta ile kar üzerinde kayarak yapılan spordur. Kayak yani. Bas Neslihan artık. Yine Nurgül. Kayak. Kaydırak. Yok artık. Kaydırak. Yok artık. Furkan. Ama. Snowboard. Snowboard doğru cevap. Furkan 200 liraya indirdi borcunu. Daha ödemelerin var. Hadi bakalım bol şans. Türk evi 100 liralık cevabı görmek istiyorum. Türk evlerinin vazgeçilmezi iç içe geçen sehpalara verilen addır. Nurgül. Zigon. Zigon doğru. Bir bayandan bilmemesini bekleyemezdik. Nurgül'le devam ederiz. Başı sonu ne? 100 liralık cevabı görmek istiyorum. Hadi kurtulalım. Bitsin evet. Lakapları Akrep ve Of Aman olan şarkıcılarımızın ortak adıdır. Neslihan. Nalan kimdir? Doğru. Neslihan da nihayet uyandı. Hoş geldin bakalım. Neslihan aramıza. Hangi başlık kaç para? Deyimlerde kıl var. 400 liralık. Zarar verecek en ufak bir davranışta bile bulunmamak anlamına gelen deyimdir. Furkan. Kılına tüyüne zarar gelmesin. Kılına tüyüne zarar gelmesin. Yani. Kılına bile dokunmamak doğru kabul ediyoruz. Evet, önemli olan içinde kıl olmasıydı. Furkan borçlarını ödedi. 200 lira da cebinde var. Yol parasını topladın. Artık devam et. Analı babalı şarkılar 100 liralık cevabı görmek istiyorum. Hello Malatya şarkısıyla 90'larda popüler olmuş bu grubun adı geniş başlı, kısa çivi görünümlü bir eşya ile aynıdır. Geniş başlı, kısa çivi görünümlü. Kısa çivi. Öyle onları. Panoya batırılıyor. Evet, tükür. Tükür çıksın. Yok çıkmıyor. Neydi? Tükür şu. Ateş, ateş değil. Ateş değil. Rap diyeydi ya. Rap diyeydi ya. Ama. Ateş diyorum ya. Panoya. Panoya. İşte diyorum gördüm. Panoya batırılıyor. Rap diye. Puan veremedik. Para da veremedik. Sürünüyoruz. Hangi başlık kaç para? Kaymaca 200 liralık cevabı görmek istiyorum. Kaymaca kategorisi için bir video soru. Hep birlikte izleyelim lütfen. Merhaba Serhat Bey, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben Can, yaptığım kickflip hareketinde kaykaya kaç derecelik dönüş yapmıştır? Bence dönmemiştir. Nurgül Hanım kaykay hiç dönmedi diyor. Dönmeyi unuttum. Montaj var diyor, yapamadı hareketi evet, diyor. Evet, şike ne var. Ne kadar döndü kaykay? Böyle bir zıpladı, zıpladı değil mi? Kendi etrafında tamamen döndü ama 180 dönmeden zaten bir diyelim. Tekerlekler yere gelmez değil mi? Yani tam tur dönmesi kaç yani. Derece? 90 derece. Hayır. Nasıl? 90. Kendi ikramı. Hayır. Şimdi böyle oluyor. Böyle olunca kaç derece oluyor? 90 değil 90, mi? Yani böyle olunca 180. 180. Tamam, 360. Tam tursa? Tam tur. Evet 360 ama para veremiyoruz. Çünkü 2,5 dakika tamam, oldu artık. Geçiyoruz bu soruyu da. Parasızlıktan sürünüyorlar. Can Köroğlu'na teşekkür ediyoruz ve sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Furkan Yürür konu başlığı kaç para? 300 liralık analı babalı şarkıların cevabını istiyorum. 300 buyursunlar. Liralık. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Önce yemek yiyeceğim ve diskoya gideceğim. 90'larda popüler olmuş bu kişi adını İstanbul Beşiktaş'ta heykeli bulunan Osmanlı amiralinden alır. Görüyorum ben Ortaköy'de çalışıyorum. Bu kişiyi bilmeseniz bile Beşiktaş'taki heykeli bilseniz bari. Her günde önünden geçiyorum ya. Bakayım hatta selam bile veririm. Kim var? En meşhur Osmanlı denizcileri kimler? Osmanlı denizcileri. İki tane var zaten. Biri Piri Reis. 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 De, reis. Öbürü de bulvar var ya Barbaros Bulvarı. Barbaros. Barbaros. Kaleci Hayrettin Paşa. Hayrettin Paşa. Alkışlarla.
Sürünüyorlar Furkan. Neredeyse cebimden vereceğim. Hangi başlık kaç para? Kabul edilir, kabul edilir cebinizden edilir de kabul edilir. Değil mi? Ya, bir soru bilin de kabul edin bari. Hem soruları bilemiyorlar hem benden para istiyorlar. Tamam, evet, yüzsüz yarışmacılarla devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Kaymaca 400 lira. Kaymaca artık devam edeceğim. Hadi bakalım. Yıldızlarda kayar durmaz yeri. Sözlere sahip şarkıyı söyleyen pop şarkıcısıdır. Ya Neslihan? Tan kimdir? Tan cevabıyla ya. Büyük bir çıkış yakalıyor ve 1000 puana ulaşıyor. Hangi başlık kaç para? Deyimlerde kıl var 500. Hiçbir zarara uğramamak anlamına gelen deyimdir. Kılına bile zarar gelmemesi. Kılına bile zarar gelmesi. Furkan bu kaçıncı ya. Oldu? Ya zaman niye kısa var onu anlamıyorum. Resmen şike var bu yarışmada. İnanılır gibi evet. Değil. Neslihan'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Konuşma başı, kendi aranda. Herkes önüne baksın. Hazır. Başı sonu ne? 500 lira. Türk sinemasının ilk ve en uzun süreli vamp kadını olarak kabul edilen merhum oyuncumuzun adıdır. Bitecek. Neriman Köksal olacaktı. Köksal. Doğru cevap. Neslihan'la devam ediyoruz. Analı babalı şarkılar 400 liralık. Doksanlarda popüler olmuş bu şarkıyı seslendiren Türk pop müzik şarkıcısıdır. Nurgül Hanım tam sizin dönemler bunlar. Vallahi yani bilebilecek bir sanatçı. Çok tatlı bir kadındır. Çok severdim ben. Yani. Bana söyle Rüya Ersavcı olacaktı. Doğru cevap. Neslihan'la devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Kategori Mardin'de 400 liralık. Canım kardeşim. Bu mektubu sana bırakıyorum. Suham Nazif. Özgün Namal'ın başrolünde yer aldığı Mardinli bir ailenin bir gününü anlatan 2009 yapımı filmdir. Kesin izlediğiniz. Ya televizyonda çıkmıştır zaten, vermişler Allah'ım. Şey mi acaba? İncir. Ağacı incir. Ağacı. Çekirdeği. Çekirdeği. Ah ağacı nerede? Ya bu kaçıncı? Ah bu kaçıncı? Dilin ucunda tükürsen çekecek. İnanılır gibi reçeli. Değil yani. Üçü geldi abi. Evet. Ağacı reçeli. Neslihan'la devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Türk evi 400 liralık. Yılın her günü için bir sayfası olan, günün sözü, yemeği, hava durumu için bilgi veren yapraklı takvimdir. Nurgül. Marif takvim. Marif takvimi yahut saati marif takvimi. Doğru cevap. Nurgül yine aldı sazı eline. Hangi başlık kaç para? Kaymaca 500'ü görmek istiyorum. 500 liralık kayalım. Çok önemli bir fırsat. 900 liran var. Furkan'ın 200 lirası var. Zaten Furkan'ı artık sayma. O çıkışta bize yemek yapacak. Anca toparlar. Neslihan'ın 1000 lirası var. Evet. Önemli. Daha ilk etapta birazcık avantaj elde etmek, bir daha günün fırsatı çıkarsa çok daha yüksek bir rakam gömebilirsin. Önemli. Soru da önemli. Soru da önemli ama önümüzdeki kategorilerde zaten 1000 liralık sorular var. Senin hep topu 900 liran var. Koskoca sürücü kursun var. Şimdi beni de konuşturma burada insanların önünde. Bilahare konuşuruz şimdi, her şeyi konuşmayalım. Yani benim ehliyetim var. Aldırırız. Geri mi aldırıyorsunuz ehliyeti? Sürücü kurslarında öyle bir yetkisi mi polisler var? Polisler sizden alır. O zaman kendi kendine risk alırsın. Ben yanında olmam. Sen bilirsin. Gel. Ben sensiz burada ne yaparım? Ölürüm. Ne kadar risk ediyorsun? Bak hassas kalbim gidiyor. Hepsini sizin kıracağım. 900 lira riske ediyor. Güzel. Risk alanı severiz. Risk alan da bizi sever. Nurgül Hanım için 900 liralık bir fırsat sorusu lütfen. Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesidir. Nurgül. Toprak kayması. Toprak kayması doğru. 1800 lirası var. İşte bu.
Risk alan kazanır. 3 başlık, 3 evet. para, 3'ü de 500 lira. Analı babalı şarkılarda 500 liralık cevabı görelim. Buyursunlar. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı Baba evde. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Evet. Hatırladın da Seda Sayan'da yer ayırtayım size ben. Sevilen şarkıda Dilberay'a eşlik eden türkücümüzdür. Vallahi ben değil. Furkan? Kahtalı Mıçı. Doğru. Furkan devam eder. Türkiye'ye 500 liralık cevabı. Türkiye'ye 500 liralık gelsin lütfen. Genç kızların çeyizlerine kendilerinin işlediği, seyrek dokunmuş, keten bezi ve onun üzerine yapılmış el işi desenlerine verilen isimdir. Nurgül? Kaneviçe. Kaneviçe doğru. 2300 lirası var. Kategori Mardin'de 500 liralık cevap Nurgül için geliyor. Çok selamlar herkese. Sorumu soruyorum. Dinlerin ve dillerin buluşma noktası olarak bilinen Asur tabletlerinde Matiate olarak yazılmış Mardin ilinin bir ilçesidir. Neslihan? Midyat neresidir? Midyat doğru. Soruyu soran Sermiyan Midyat'ın da soyadıydı Allah zaten. Kahretsin. Sevgi, selamlarımızı yolluyoruz kendisine. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ve birinci etap bitti. Nurgül'ün 2300 lirası, Furkan'ın 700 lirası, Neslihan'ın 1500 lirası var. Büyük Risk ikinci etabıyla devam ediyor. Büyük Risk'in ikinci etabı için ne kadar paramız var acaba? Gözümüz bir dönsün. Oh, çok paramız var. Hangi başlıkları araştırmalıyız bu paraları kazanmak için? Şarkıları tamamla. Arnavut kategori. Kırmızılı kategori. Sorular ilkokuldan. Göz ile ilgili. Ehliyetin hakkını ver. Evet, sürücü kursu sahibinden bir coşku. Bu tana basarsam haksızlık olur. Evet, Furkan'la devam edeceğiz. Çünkü 700 lirası var, sürünüyor kendisi. Toparlanması için ona bir şans vereceğiz. Hangi başlık kaç para? Kırmızılı kategorinin 400 liralık cevabını görmek istiyorum. Bol şanslar, bol kazançlar. Radyoda yanık içli bir keman. Sertab Erener'in bir albümüne de adını veren kırmızı renkte değerli bir taştır. Üç harflidir. Bir ve üçüncü harfi aynıdır. Ortasında A var. Lal! Aa, yok artık. İkinci etap daha. Furkan'la devam ediyoruz. Skandal. Hangi başlık kaç para? Skandal et. Şarkıları tamamlanın. 600 liralık cevabını görmek istiyorum. Tamamlayalım lütfen. Hekim oğlu derler benim aslıma. Sözlerine sahip türkünün devamıdır. Nurgül. Aynalı Martin yaptırdığımdan harim kendin eslime. 2900 lira. Abi eski bir şarkı işte. Bilmesi normal şimdi yani. Hangi başlık kaç para Nurgül? Tabii şarkıları tamamla 1000 liralık cevabı görmek istiyorum. Risk aldı, zor bir şarkı gelebilir, dikkatli olun. Kalbim duraksız aykırışlarda ne yapsam? Ayrılamam senden asla sözlerine sahip Yıldız Tilbe şarkısının devamıdır. Ben bastım. Furkan. Hafife alma, aşk vurur insana. Mahvettim. Bu ya bu. Ben. Maalesef olmadı. Nasıl ya? Olmadı, başka bir şarkıydı. Hayır ya. Doğru cevap Furkan'la devam ediyoruz. 1700 lirası var. Doğru cevaptı. Hangi başlık kaç para? Göz ile ilgili 600 liralık cevabını görmek istiyorum. Göz ile ilgili gelsin lütfen. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde Karagöz rolünde oynayan oyuncumuzdur. Çok da iyi oynamıştır. Film de çok güzeldir. Levent Kazak yazmıştır. Öbür Hacivat'ı da hatta Beyazıt oynar. Beyazıt Öztürk.
Karşısında da böyle gırtlaktan konuşan bir aktörümüz vardır. Böyle böyle konuşur Karagöz'de. Hiç bu kadar yırtılmamıştım ben. Yani birilerine para vereyim diye. Haluk Bilginer olacaktı. Doğru cevap. Haluk Bilginer'i de buradan sevgiyle saygıyla selamlamış olalım. Furkan'la devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Gözle ilgilinin 200 liralık bu seferki cevabını görmek istiyorum. Buyursunlar. Nesnelerin görüntüleri A tabakasının ön tarafında kaldığı için uzağa göremeyen gözlere verilen sıfattır. Hipermetrop. Neslihan. Nedir? Neslihan. Yok muydu? Ah Neslihan. Ah. Nurgül. Astigmat mı? Astigmat. Furkan. Miyop. Miyop doğru. Miyop doğru. İşte. Neymiş o? Miyop. Hayır, öbürü neymiş? Yok, söylemiyorum. Annem kızıyor. Beni azarlar. Önce bir hastimasti dedi. Astigmat. Evet, diğeri de astigmat. Peki, miyop cevabı doğruydu. Furkan'la devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Şarkıları tamamlanın, 800 liralık olanın cevabını görmek istiyorum. Buyursunlar. Şarkıları tamamlan. Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim bu sevdayı. Kalbime gömdüm ve sen öldün. Sözlere sahip Ferhat Göçer şarkısının devamıdır. Yıllar sonra bile hiç kimseye... Nurgül. Ben. Yıllar sonra... Olmadı. Neslihan. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. Evet, Neslihan 15 dakikada bir uyanıyor. Yine uyanışlarından birine denk geldik. Hangi başlık kaç para? Ehliyetin hakkını ver 400. Versin Miram artık hakkını. Gördüğünüz levhanın adıdır. Furkan. Vahşi hayvan. Vahşi hayvan çıkabilir. Neslihan. Ehli hayvan nedir? Ehli hayvan çıkabilir nedir de kabul ediyoruz. Neslihan'ı mı kıracağız? Sonuçta ineği tanıdı. Hangi başlık kaç para? Ehliyetin hakkını ver 200 liralık. Buyursunlar. Cevap. Resimde gördüğünüz trafik levhasının anlamıdır. Furkan. Vallahi çok, tamamen sallayacağım, ehliyetim bile yok. Kavisli yol. Tamamen sağlayacağım, ehliyetim bile yok dedi. Sürücü kursu sahibi Nurgül. Tüyo verecektim ama bakmadı bana. Allah kahretsin. Baştan desene. Onlar kendilerine takılıyorlar. Yemek yiyse gidecekler buradan. Neslihan sen biliyorsun. Aynen. Neslihan da bilmiyor. Sağ tehlikeli, devamlı virajlar evet olacaktı. Sürücü kursu sahibinin utancıyla devam ediyoruz. Neslihan hangi başlık kaç para? Ehliyetin hakkını ver. 600 lira. Hakkını verelim Nurgül Hanım. Verelim. Kurs sahibi olmakla olmuyor. Gelsin lütfen. Gördüğünüz levhanın anlamıdır. Furkan. Geyik çıkabilir. Geyik çıkabilir. Daha doğrusu vahşi hayvan çıkabilir. O kadar perişansınız ki kabul ediyorum. Aynen. Hangi başlık kaç para Furkan? Kazanıyorum. Sorular ilkokuldan diyelim. Bu başlığı adı altında 600 liralık cevabı görelim. Başlığı da sunuyor. Nurgül Hanım. 3 metre kumaşın 1,5 metresiyle etek diktiyse kalan kumaşın desimetre olarak değeridir. Hiç anlamam dikişler. 1,5 metre kaç desimetredir? 15 olacaktı. 15. Doğru cevap. Matematikten de kaldı. Furkan'la devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Kırmızılık kategorinin 200 liralık cevabını vermek istiyorum. Buyursunlar. İspanyolların geleneksel boğa güreşlerinde kırmızı bir kumaş sallayarak boğayı kızdıran kişidir. Furkan. Matador. Matador doğru. 2100 lirası var. Furkan devam eder. Şarkıları tamamlanın 400 liralık cevabını görmek istiyorum. Buyursunlar. Şu garip halinden bilen işveri nazlı. Gönlüm hep seni sözlerine sahip türkünün devamıdır. Ay ben. Nurgül. Gönlüm hep seni arıyor. Ama arkası gidiyor. Neslihan. Nazlı dillim, güler yüzlüm. Lütfen.
Tatlı dillimdi ama kabul ediyorum. Tatlı dillimdi o ya. Evet doğru. Tatlı dillimdi. Nazlı dillim de iyiymiş. Nazlı dillim. Neslihan devam edecek, 2900 lirası var. Hangi başlık kaç para? Şarkıları tamamla 200 lira. Bitirelim. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Sözlerine sahip şarkının devamıdır. Nurgül. Anne ben gidiyorum düşmana karşı. Doğru cevap. 1500 lirası var. Hangi başlık kaç para? Biraz risk mi almalısın acaba? Göz ile ilgili 400 liralık cevabı görmek istiyorum. Hadi bakalım. Merak ettim. Göz gözü görmeyecek kadar koyu karanlığı tasvir içinde kullanılan tütün dumanının bıraktığı yağlı ve siyah izdir. Onun sonuna iyi koyarız da iyi karanlık deriz. İyi karanlık. Basıyorum. Basmıyor. Süre bitti, süre. Neredeyse ne benim kafama basacaklar. Zifiri karanlık. Zifiri karanlık olacaktı. Evet. Doğru cevap. Zifiri. Nurgül'le devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Göz ile ilgili 800 liralık cevabı görmek buyursunlar. İstiyorum. Bu da bir risk. Geçirdiği bir göz hastalığı nedeniyle kör olan dünyaca ünlü Amerikalı blues sanatçısıdır. I got a woman. Well, gözlüklü bir adam, zenci gözlüklü bir adam. Hit roll jack. Can don't söylüyor, come back no more, evet. No more, no more, no more. Zenci hani böyle gözlükleri vardır. Evet. Siyah, hep böyle. Böyledir o. Evet. Takım elbiseyle. Ray Charles olacaktı. Ray Charles, doğru ya, cevap. Ray elbette Charles. zenci diye yırtınmayalım. Siyahi sanatçı dememiz daha doğru olur. Gani gani rahmet eylesin Ray Charles. Hah, işte bu. Hit roll jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit a roll jack. Teşekkür ediyoruz rejiye. Beni sürekli dans etmem için ikna etmeye çalışıyorlar ama ben kendimi tutuyorum gördüğünüz gibi. Nurgül'le devam edeceğiz. Nurgül, hangi başlık kaç para? Arnavut kategorisi 200 liralık cevabı görelim. Lütfen. Küp küp doğranarak unlanmış ciğerin yağda kızartıldıktan sonra soğan ve maydanoz ile servis edildiği meze türüdür. Arnavut ciğeri. Nurgül, doğru cevap. Arnavut ciğeri 1700 lirası var. Hangi başlık kaç para? Arnavut kategorisi 400 liralık cevabı görelim. Buyursunlar. Seni gördüm rüyamda. Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Sözlerine sahip şarkının devamıdır. Demet Sağaroğlu'nun çok güzel bir şarkısıdır. Neslihan. Ah bir dili olsa da konuşsa anlatırdı. Seni bana öpsem bebek gözlerinden falan filan. Doğru. Neslihan da vallahi uyuyor dedik ama Neslihan'ın 3300 lirası var, haberiniz olsun. Neslihan, kim tutar seni, hangi başlık kaç para? Sorular ilkokuldan 200 liralık cevap. Buyursunlar. 120.189 sayısının 10 binler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın toplamıdır. Neslihan. 2. Nedir? Neden? 10 binler. Yüzler basamağı. Aman. Ben orada bir karıştırdım ama ne? Aman Furkan. 300. 3. Evet. 300 dedi bir de daha. 300. Yardım da etsem olmuyor. Ben pes ediyorum artık. Ya var ya. Neslihan'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Sorular ilkokuldan 400 liralık. Buyursunlar. Ortaya karma karışık bir soru geliyor. Neslihan için. Neslihan'ın sorusu tam da benim önümde. Bir abaküste 20 tane kırmızı, 20 tane sarı boncuk varsa mavi, yeşil ve siyah boncukların sayısıdır. 60. Neslihan. 60. 60 doğru. Bravo Neslihan. 3500 lirası var artık Neslihan'ın. Neslihan'la devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Sorular ilkokuldan 800 liralık cevap. Matematikte dairenin merkezinin çemberine olan uzaklığını göstermek için kullanılan küçük R harfinin karşılığıdır. Küçük R neydi? Büyük R neydi? Yarı çapı.
olacaktı. Doğru cevap. Neslihan'la devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Sorular çok güzel paralar var. 1000 liralık cevap. Bir yarım ve üç çeyrek saatte bulunan dakika sayısıdır. Neslihan? 75. Doğru. Korka korka da söylüyor. Hem korkuyor hem kazanıyor. 4500 lirası var. Hangi başlık kaç para? Ehliyetin hakkını ver. 800 lira. Resimde bulunan trafik levhasıdır. Nurgül? Aşağıya doğru izle onu. Eğimli. Ne kadar eğimli? İzle. Sürücü kursu var ama daha kapıdan içeri ama girmemiş yani. Kurs açmış ortadan kaybolmuş. Açtım ve buraya geldim. Doğru cevap, tebrik ediyorum. Nurgül'le devam ediyoruz. Arnavut kategorisi 600 liralık cevabı görelim. Buyursunlar. Serhat'cığım merhaba. Kolay gelsin. Konuklara da benden sevgiler. Benim de doğduğum Balkan ülkesinde Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Arnavut Devleti sınırına yakın olan 1999 ile 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler İdaresi'nde bir bölgeyken 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Avrupa ülkesidir. Neslihan? Ay, neden bastım? Öyle yok. Hiçbir şey anlamıyorum. Karabağ. Ay, elimden geleni yapıyorum ama. Kosova olacaktı. Doğru cevap, 2008 yılına itibaren Kosova oldu. Suzan kardeşe teşekkür ediyoruz. Öpücüklerimizi, sevgilerimizi yolluyoruz. Nurgül'le devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Kırmızı kategori 600 liralık cevabı görelim. Buyursunlar. Elindeki kırmızı balonu küçük sevimli çocuğa annesi almış cümlesindeki belirtili nesnedir? Neslihan? Küçük sevimli çocuk. Furkan? Kırmızı balonu. Ay, o zincirlemeydi. Çocuğa. Elindeki kırmızı balon. Furkan, çocuğa annesi almış. Elindeki kırmızı balonu olacaktı. Doğru cevap. Nurgül'le devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Kırmızı kategori 1000 liralık. Adım Yılmaz Savcı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Kırmızısının aşkı, beyazının masumiyeti, sarısının sevinç ve dostluğunu temsil ettiği çiçektir. Nurgül. Gül. Doğru cevap Nurgül'den geldi. Tebrik ediyoruz. Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Nurgül'e devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Kırmızı kategori 800 liralık cevabı görelim. Buyursunlar. Kanadında sarı, boynunda kırmızı ve beyaz tüyler bulunan ötücü bir kafes kuşudur. Su taşıyan kişiye de bu ad verilir. Saka kuşu. Saka kuşu olacaktı. Saka kuşu. Doğru cevap. Evet. Nurgül'e devam edeceğiz yine. Evet. Son başlıklar, son paralar. Arnavut kategorisi 800 liralık cevabı buyursunlar. Ortaya bir adama bir peki. Artık paran da var. Çok şükür. Hiç karışmıyorum. Olur mu? Hassas kalbim kırılır. Estağfurullah. Para sizin, kalbiniz niye kırılsın efendim? Heyecanlandım şimdi. Ne kadar risk edeceksin? Ay, 1500 lira risk ediyorum. 1500 lira risk ediyor. 3500 liradan. Nurgül Hanım için 1500 liralık bir fırsat sorusu lütfen. Arnavut bayrağında bulunan kartalın rengidir. Siyah. Nurgül. Siyah. Siyah doğru. 5000 lira. Nurgül'le devam edeceğiz. Hangi başlık kaç para? Arnavut kategorisi 1000 liralık cevabı görüyoruz. Buyursunlar. 1979 yılında yaptığı hayırsever faaliyetlerinden dolayı Nobel Barış Ödülü alan Misyonerler Cemaati kurucusu Arnavut rahibedir. Çok da meşhurdur. Adı. Rahibe Teresa olacaktı. Doğru cevap. Nurgül'le devam edeceğiz yine. Ehliyetin hakkını ver, 1000 liralık cevabı görelim. Buyursunlar. Gördüğünüz levhanın adıdır. Neslihan? Girilmez. Nedir? Hadi bir.
Nurgül. Kapalı yok. Tüyo mu veriyorsunuz? Cevap vermiyorum, protesto. Sanki tüyo versem biliyorsunuz da. Yani seyirci şahit ne tüyolar verdim buradan. Ama ben size hiç ekrandan şeye baktım, Serhat Bey'e baktım. Yani hiç tüyo mü diyorum bile. Polemiğe girme canım. Allah'tan kameralar var da. Yoksa zan altında kalacağım. Kontrolsüz kavşak olacaktı. Doğru cevap. Göz ile ilgili son kategori, son para final etabından önce dikkatli dinleyin lütfen. 1000 liralık sorumuz gelsin. Yine geldi Nurgül'e. Seviyor beni Gül'ün. 4000 lirası var. Daha parayı koymadın, Allah'ım lütfen diyorsun. Tabii ki 1000 lira koyacağım, daha fazla değil. 1000 lira dedi. Evet. Nurgül Hanım için 1000 liralık soru gelsin. Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında bulunan göz biçimindeki Yunan adasıdır. Nurgül. Biliyordum ama hatırlayamıyorum. Eyvahlar olsun. 3000 lirası kaldı. Meis adası olacaktı. İkinci etabımız sona erdi. Nurgül'ün 3000 lirası, Furkan'ın 1500 lirası, Neslihan'ın 2300 lirası var. Final etabı için, paramızı riske etmek için acaba konu başlığımız nedir? Ustalık büyük risk final etabıyla devam ediyor. Final etabı için ustalık konu başlığı ile ilgili sorumuz gelsin lütfen. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği camidir. 30 saniyelik süreniz başladı. Bakalım kim ne kadar parasını riske etti ve ne kadar para kazandı? Hep birlikte görelim bakalım. Nurgül'ün sürücü kursu vardı buraya gelirken. Kursunu kaybetti şu anda. 3000 lirası vardı. 1500 lirasını riske etti. Ve cevap olarak Ayasofya Camii dedi ama doğru cevap değildi. Bu yüzden kaldı 1500 lirası. Neslihan'ın 2300 lirası vardı. Büyük cesaret, büyük risk aldı. 2300 liranın tamamını riske etti. Ama maalesef Ulu Cami dediği için tamamını kaybetti. Ve hep birlikte sevinen Furkan'a dönüyoruz. 1500 liranın 1000 lirasını riske etti. Sorumuz Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği cami. Furkan'ın cevabını okuyorum. Edirne, Selimiye Camii, Süleymaniye vesaire. Yok. Hangisi tutarsa yani. Ay, ikisi de onun eseri. Yarışmacı diye buna derim ben. İkisi de onun. Ral hatası yaptığı için biz bir tek caminin ismini istemiştik. Hangisi tutarsa olmaz. O yüzden maalesef Furkan da kaybetti. 500 lirası kaldı. Kim kazandı? Sürücü kursu sahibi Nurgül Hanım kazandı. Alkışlarla yanıma alıyorum. Ustalık eserim dediği cami Selimiye Camii olacaktı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. 1500 lirayla. Nereye gidecek para? Arkadaşlarımla yemek yiyeceğim. 1500. Arkadaşlarıyla çatır çatır yiyecek. Alkışlarla yerini alıyorum. Tebrik ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Ve ikinciye de yine kolumdaki bilekliklerden birini hediye ediyorum. Ama yarışma boyunca burada kakara kikiri yaptınız. Neslihan'ı yalnız bıraktınız. Kızın moralini bozdunuz. Sonra da parasız bıraktınız. O yüzden en sevdiğim bilekliğimi de Neslihan'a hediye ediyorum. Bizden hatıra kalması için. Onu bana ver. Sana inşallah uğur getirsin bu zor sektörde. Çok güle güle kullan. Aldığınız riskler hayatınızı güzelleştirsin ve size yepyeni kapılar açsın. İyi akşamlar.